Yaylalar başta olmak üzere yüksek rakımlı yerleri tercih edenlere sağlık yönünden olumsuzluklarla karşılaşmamaları için uzmanlardan uyarı. Profesör Doktor Tevfik Özlü, sağlıklı ve kronik hastalığı olmayan kişiler için yaylaların çok ideal bir yaşam alanı olduğunu belirterek, özellikle kronik hastalığı, kalp yetmezliği, KOAH ya da akciğer sertleşmesi gibi hastalığı olanların yüksek rakımlı yerlere çıkmaları sağlık sorunlarını arttırabileceğini kaydetti. Özlü, yaylaların bazısında ağaçlar, ormanlar var ama bazısında gölgelik bulmak zor olabilir. Bu nedenle tedbirli olmakta yarar var diye konuştu. Ya da akciğer sertleşmesi gibi hastalığı olanlar, eğer oksijen basınçları kanda düşükse, oksijen saturasyonları düşükse, onların yüksek rakımlı yerlere çıkmaları sorunlarını artırabilir. Oksijensiz kalabilirler, nefes darlıkları artabilir. O açıdan bu tür hastaların hekimlerine danışmaları lazım. Yani ben yüksek rakımlı bir yerde ya da yaylaya çıkabilir miyim diye doktorundan onay almalarını tavsiye ederim. Ama onun dışında yaylalara çıkmak sağlıklı kişiler için çok iyi bir çözüm. Ama orada da şuna dikkat etmek lazım. Yüksekte güneş ışınları daha yakından ulaşacağı için güneş altında çok kalmamak lazım. Özellikle bu güneş ışınlarının dik geldiği saat 10 ile 17 arası, 16 arası doğrudan güneş altında olmamalı. Gölgede oturabilirsiniz. Yani güneşte kalırsanız cilt yanıkları vesaire güneş çarpması daha kolay oluşabilir. Yaylaların bazısında hani ağaçlar, ormanlar var ama bazısında gölgelik bulmak da zor olabilir. Ondan tedbirli olmakta yarar var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların bu sıcak havalardan kendini iyi koruması şart. Bilhassa gündüz güneşin dik olarak geldiği saat 10 ile 16-17 arasında güneş altında dolaşmamak gerekiyor. Bu saatlerde doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak lazım. Gölgede oturmayı tavsiye ederim. Hava akımının olduğu bir yerde vakit geçirmeye çalışın. Kapalı, hava akımı olmayan yerlerde sıcak basmaları, sıcak çarpmaları olabilir. Doğrudan güneş altında güneş çarpması da olabilir. Dikkat etmek lazım. Şemsiye kullanabilirsiniz, şapka kullanabilirsiniz. Sıcaklarda sentetik kumaşlardan yapılmış giysiler giyilmemeli. Daha çok bol, rahat kıyafetler, özellikle pamuklu, ipek ya da yün tarzı şeyler olabilir, hafif. Hava geçiren kıyafetler olmalı. Ve bol sıvı tüketilmesi gerekiyor. Doğal olarak suyu çok içmelisiniz. Eğer özel bir diyetiniz yoksa maden suyu, maden sodası ve tuzlu ayran bu havalarda en iyi içecekler. Çok ağır yemekler, yağlı yemekler yenmemeli. Tıka basa yemek yenilmemeli. Küçük porsiyonlar halinde yenilebilir, sık yenilebilir. Ama sıvı tüketimi özellikle çok önemli hale geliyor. Su tüketmek lazım. Bunun dışında tabii eğer tansiyon hastası, kalp hastası, akciğer hastalığınız varsa ve özellikle de diüretik dediğimiz bizim idrar sökücü ilaçlar kullanıyorsanız bu sıcak havalarda terlemeniz artabileceği için bu ilaçlara bağlı sorunlar yaşayabilirsiniz. Tansiyonunuzda sorunlar olabilir, dalgalanmalar olabilir. O açıdan herhangi bir şikayetiniz, sorununuz olduğunda mutlaka hekiminize tekrar danışmalısınız. Mevcut ilaçların değişimi veya düzenlenmesi konusunda görüş almalısınız. Güneşte olduğunuz zaman güneş gözlüğü kullanmanız, renkli gözlük kullanmanız gerekiyor. Dediğim gibi şapka, şemsiye gibi koruyucu giysilerinde bu açıdan faydası var. Dikkatli olmak lazım. Sıvı kaybı çok fazla oluyor bu güneş ve sıcak havalarda. Eğer bu kaybettiğiniz sıvıyı yerine koymazsanız sıcak çarpması olayıyla karşılaşabilirsiniz.